Herkese merhaba Webtekno takipçileri. Bu Vision Pro, yani Apple'ın yaklaşık bundan bir yıl önce duyurduğu ilk karma gerçeklik gözlüğü. Başıma takınca ellerimle kontrol edebildiğim ve çevremle etkileşime geçebilen gelişmiş bir bilgisayar. Birazdan onu kafama takıp önümüzdeki 24 saat boyunca hayatta kalmaya çalışacağım. Elimden geldiğince de çıkarmamaya özen göstereceğim. Bakalım gerçekten de geleceğin teknolojisi ayağımıza mı geliyor, daha doğrusu kafamıza mı geliyor ya da bu 3500 dolarlık boş bir cihazdan mı ibaret? Bu sırada gördüğüm tüm özellikler de faydalanmak istiyorum. Bu sorunun cevabını sadece ben değil, deneyimlerimden yola çıkarak sokakta sizler de vereceksiniz. O halde başlayalım. Şöyle cihazın arayüzü de karşıma geldi gördüğünüz gibi. Şu anda saat tam olarak bir, hatta bir dakika geçmiş arkadaşlar. Yarın saat 1'e kadar bu gözlük benim gözümde olacak ve siz bu süre içerisinde neler yaptığımı görmeye devam edeceksiniz. Sıradan bir Türk insanı gibi yaşamaya çalışacağım işte. Gündelik aktivitelerim var. Tabii bazı kurallarımız var. Kural 1, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığım sürece bu gözlük benim gözümde kalmaya devam edecek. Kural 2, herhangi bir teknolojik cihaz kullanmamaya çalışacağım. Buna telefon da dahil. Kural 3, bir yapılacaklar listemiz var ve video boyunca bu listenin dışına çıkmak yasak. Ancak Vision Pro'nun şu kabloyla bağlı olan şuradaki bataryası ne yazık ki sadece 2,5 saatlik kullanıma yetiyor. Yani 24 saat boyunca bu cihazın benim gözümde hiç kapanmadan dayanabilmesi için aynı anda bunu da sürekli şarjda tutmamız gerekecek. O yüzden bu video boyunca bana çok fazla powerbank lazım oldu. Bunlar Bezos'un yüksek hızda şarj imkanı sunan powerbankleri. Peki biz bunları nereden aldık? Beymen.com'dan. Beymen artık giyim dışında binlerce teknolojik ürün, oyunlar, spor, outdoor ürünleri ve hatta müzik aletleri de bulabileceğiniz bir alışveriş sitesi. Hatta ürün çeşitliliği o kadar fazla ki Vespa motorlarına, Seabub gibi deniz skuterlerine bile ulaşabilirsiniz. Yani artık internette bir ürün ararken göz atabileceğiniz, ilginç ve sıra dışı ürünler de bulabileceğiniz yeni bir adresiniz var. Bu videoda kullandığımız powerbankleri de biz Beymen.com üzerinden sipariş verdik söylediğim gibi ve kısa sürede elimize ulaştı. Şimdi Vision Pro ile 24 saat geçirmek videosuna başlıyoruz. Listenin ilk sırasında çalışmak var. Dışarı gideceğiz, bir kafeye oturacağız. O sırada size bu gözlükle ilgili birkaç ilginç özellikle anlatacağım. Tuhaf gözüktüğünü biliyorum, kusura bakmayın. Mide koruyucu almak istiyorum ben. Evet, M serisi MacBook varsa ve Vision Pro'nuz varsa şöyle bir imkanınız oluyor. Bilgisayarı açtım, gördüğünüz gibi şifreyi girdim. Yukarıda gördüğünüz gibi bağlan yazı çıktı. Tıklıyorum ve hop! Artık MacBook'umun ekranı karşımda, Vision Pro'nun salon ekranı olarak, monitör olarak karşımda duruyor. Şu kadarcık ekranda çalışmaktansa ben şöyle boyutlandırıp asla yanımda taşıyamayacağım boyutta bir ekrana sahip olabiliyorum. Ve buradaki mouse ve klavyeyi doğrudan buradaki ekranı kontrol etmek için kullanıyorum. Şu anda gördüğünüz bu sanal MacBook ekranının çözünürlüğü de 2K ama Apple artık bundan sonraki güncellemelerle Vision Pro'ya da 4K hem de 2 tane 4'er K'lık çözünürlükte monitör getirdi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben hızlıca her zaman uzaktan çalıştığımızda yaptığımız gibi ekibi bir aramaya çalışacağım. Buradan kişilere tıklıyorum ve bir FaceTime yapalım. Selam. Evet, üçünüz de yan yanayken üçünüz de aynı anda FaceTime'a bağlandım. Tepkilerinizi görmek için yaptım bunu. Deli saçması bir şey bu ya. İnsan kafayı yer. Evet gençler, ne oldu? Bit Pazarı videosu yetişiyor mu bayrama? Giriyoruz değil mi ona? Evet. Melih de iOS 18'i çekmiş. Çekmedim aslında. Şey, yeni bitti, güncelleme yeni bitti. İyi bakalım, kolay gelsin kankacığım. Yine haberleşiriz. Özgeciğim sen de, durum ne? Ben Bit Pazarı'ndayım şu anda. Evet. Biraz uzun bir video ama artık sabırlarına. Evet. Yasemin, benim kısa stoklar bitti mi? Yarın sana bir şey çekmem gerekiyor mu? Evet. Tamam. Tamam, yine sonradan konuşuruz. Ben şimdi biraz metin yazayım, bir şeyler bakayım. Ondan sonra haberleşiriz yine yarın. Görüşürüz gençler. Görüşürüz. Bak. Elim üzerinizde filik atıyor. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi deli saçması bir şey. Doğrudan Vision Pro geliştiricilerine özel sunduğu tabii ki araçlar var. ARKit gibi araçları var Apple'ın. Gördüğünüz gibi o bahsettiğim geliştirici araçları burada. Bunlar doğrudan Vision Pro üzerinden de kullanılabilen, tabii ki iPad ve macOS gibi diğer işletim sistemlerinde de kullanabilen platform geliştirici araçları. Evet, işle ilgili kategoriye tıkladığımızda burada görüyoruz. Bir tane bulut uygulaması var. SAP'nin doğrudan, zaten iPad'lerde de olan uygulaması.
uygulaması var. Zoom yine burada da var. Diğer iş yazılımları da burada. Figma'nın bir eklentisi var. Normalde tarayıcı üzerinden ulaşabildiğiniz bir uygulama. Tasarımcılar Figma'yı iyi bilir. Burada da yine iPad'lerde de kullanabildiğiniz figüratif tarayıcısını kullanabiliyorsunuz. Apple'ın meşhur sunum uygulaması Keynote'u görüyoruz. Planlama uygulamaları var. Takvim uygulamaları var. Temel düzeyde Microsoft'un ofis uygulamaları da iş uygulamaları içerisinde Vision Pro'ya entegre edilmiş durumda arkadaşlar. Şimdi ben daha fazla oyalanmadan işe döneyim. Çünkü bugün mesai epey geciktirdim. Bu videoyu çekmek için sizlere bir sonraki aşamada görüşürüz. Evet, bizim kanalın istatistiklerine bakarken dikkatimi çekti. Bizi izleyenlerin %72.6'sı bize henüz abone olmayan kullanıcılarmış. Yani eğer videoları izliyor ve seviyorsanız, abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Abone olan kullanıcılar yüzdesini böylece arttırmış ve böyle videoların devamını size sağlamış oluruz dostlar. Evet, şöyle bir girelim. Evet, çalışkanlardaydım. Biraz da burada takıldım. Immersive Display adını verdiği alanın ta kendisi dostlar. Daha önceki videolarda bunu gösterdiğimiz için üstünde çok durmayacağım ama bulunduğunuz ortamdan sıkılırsanız böyle bir şeyi açabiliyorsunuz. Kalkmadan size göstermek istediğim son bir şey daha var dostlar. Az önce tabii ki hem yolda hem de buraya gelirken çektiğimiz görüntüleri bilgisayara yedeklemem gerekiyor. Bunlar bizim videonun başından bu yana aldığımız ekstra görüntüler. Select diyorum, yani klasik iPad'de nasıl kullanıyorsanız aynı şey burada da geçerli. Ve önümdeki Mac'e kablosuz olarak diğer Apple cihazlarının arasında da olan teknolojiye benzer bir şekilde AirDrop'la paylaşabiliyorum. MacBook'un mouse'unu Vision Pro arayüzünde de ekranlar arasında geçiş yaparken kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada normal mouse'ken böyle geçiş yaptığımda burada bizim mouse'umuz oluyor. Yapılacaklar listemizdeki ilk maddeyi bitirmeden önce bir şarj güncellemesi yapayım. Ara ara powerbankleri kullanarak geldiğimiz durum şu, %22 şarjımız kaldı. Buradan çıkış yapıyorum ve listemizdeki ilk maddeyi onaylıyorum. Şimdi sokağa çıkıyoruz ve WebTekno takipçileriyle görüşeceğiz. Daha önce hiç merdiven inmemiştim, şimdi deneyeceğim çünkü tam kör noktaya geliyor. Muhtemelen sizin gördüğünüz ekran kaydı öyle değil ama bu merdiveni bu gözlükle inmek oldukça bence tehlikeli. Yani 270 derecelik bir görüş açım varsa gündelik hayatta, şu anki görüş açım benim nereden baksanız 100-120 dereceye kadar düştü yani. Geldik Alsancak vapur iskelesine. NFC var mı? Deneyeyim mi böyle? Bu videonun hastanede bitmesinden korkuyorum çünkü vertigo artı deniz tutması. Hadi bakalım, hayırlısı. Evet, nereye gidelim hocam? Bak şu an haritaları da açayım, göstereyim biz neredeyiz. İzmir'i bilen bilir, bilmeyenler için dünyanın neresindeyiz onu göstereyim önce. Dünyanın şurasındayız hocam. Karşı yakamız burası, bilmeyenler için. Aha, burası. Karşıyaka çarşıya girelim çünkü yolda epey oyalandık. İnsanlara da soralım bu gözlük hakkında neler düşünüyorlar, daha önce görmüşler mi, duymuşlar mı? Bakalım, belki görüş bildirecek birkaç arkadaş buluruz. Sence bir teknolojik ürün, bak gözündeki gözlükten bahsetmiyorum. Evet. $3,500 eder mi? Bence etmemeli ya. En fazla ne kadar verirsin böyle bir teknolojiye? Biliyorsun. TL olarak mı? Evet. Piyasası oynak. 1 milyon lira vereceğim ama her gün hayatının sonuna kadar 5 saat 6 saat bunu gözünden çıkarmadan kullanacaksın. Yaparım. Sorun değil ya, onu yaparız her türlü. 1 milyon mu veriyorsunuz be? Evet, 1 milyon. Bir de para mı vereceksin? Yaparız. Abi bu bir gözlük ya. Efendim abi? Mesela bakıyorum, ne görüyorum orada? Yani istediğim şeyleri görebilir miyim? Tabii. Böyle bilgisayar ekranını düşün abi. Bilgisayar ekranı açık, önümde istediğimi kontrol edebiliyorum. Pıtı. Uzaylı gibi geldim ya. Eyvallah, sağ olasın. Gelecekte telefonların yerini alır mı sence böyle bir ürün? Abi sana söyleyeyim, teknoloji bayağı bir ilerliyor. Her şey yerini alır, ben sana söyleyeyim. Uçan araba bile yaparlar, ben sana söyleyeyim yani. Bizi bile hatta kalacaklar, robotlar çalışacak yani, öyle söyleyeyim yani. Hani o kadar gelişecek yani, inancım var benim yani. Sence bunun fiyatı nedir abi? Apple olduğuna göre bayağı pahalıdır. 300-400 bin falandır belki. Biraz fazla oldu ya. 400'e 4 tane alırız ama. Peki herhangi bir teknolojik ürüne bu kadar para vermeye değer mi? Bence değer. Bence de değer. Kocayız, bizce değer, biz teknolojiyi seviyoruz. Sence bu ürünün fiyatı ne? Vallahi bak, bizim ustalarımız var, bilgisayar topluyoruz biz. Evet. Bilgisayarı 100 liraya topluyorum ben, 100. 100 liraya 100 lira. Bilgisayar yapıyorum, 100 lira. Maşallah ya, senin dükkan neredeymiş? Bak adres verirsen bu videoda yıkarlar dükkanı, söyleyeyim sana. İsim ne abi, söyle direkt. Paraşüt Çocuk. Paraşüt Çocuk. Aynen. Eyvallah. Sence bu kadar para verilir mi bir tane teknolojiye? Yani yatırımlar, tahviller, ondan sonra yani ya...
Yani bunu anladım. Alacağına yatırım yap, devlet tahvili al falan diyorsun. Biz 100 lira yaparız. Ben bunu söylemeye geldim. Bizde 100 dolar, 100 TL. Eyvallah. Günün birinde sanal gerçek gözüne para verir misiniz peki? Abi şu an şu ekonomide 5 kuruş vermem oldu. 5 kuruş vermem. Şuraya bak, 20 bin liraya çalışıyorum. 100 bin lira dedin değil mi? Evet. 5 ay boşuna mı çalışacağım? Ne yiyeceğim ben? Burada ne kadar o gözlük? Burada daha resmi fiyatı belli değil ama 100 bin lira. Eder mi sizce? Eder abi. Ya. Eder mi? Neden eder? Ay vermemiş abi. Şimdi 80 bin lira gelmiş. Evet. Neden etmesin? Bu da başka bir mantıklı soru. O da doğru. Gördüğün gibi ürünü bilen çok az. Hadi gidelim. Evet, feribottan indik oğlum ya. Feribot artı bu insanı mahvediyor. Deniz üzerinde Vision Pro ya da işte sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmazmış demek. Evet dostlar, markete geldik ama önce ChatGPT'den hızlı ve iki kişinin doyabileceği bir yemek isteyeceğim. Oldukça kısıtlı imkanlarımız var bu arada. Mutfakta bir aspiratörümüz yok. Ocakta kullanabileceğimiz tenceremiz, tavamız, tabağımız, çanağımız yok. Bir tane tava alacağız sadece marketten ve ekstra yemek için kullanmamız gereken malzemeler neyse onu alacağız. Burada şöyle bir araya gireyim. Gözlüğün çakarı varmış gibi duran şu ışıklar çıplak gözle görünmüyor. Çünkü kızılötesi sensörlerden geliyor. TV kumandalarının ucundaki LED lambalar gibi düşünebilirsiniz. Bu kısıtlı şartlar dahilinde ChatGPT'yi açıp şimdi bir yemek tarifi isteyeceğim. Şöyle geçiyorum ana menüye. ChatGPT'nin uygulaması henüz Vision OS'ye uyumlu şekilde yayınlanmadığı için Safari uygulaması üzerinden gireceğim. Bu arada karanlıkta kullanım deneyimine de burada değinmem gerekiyor. Şu an inanılmaz derecede parlak bir arayüz var karşımda. Mutfağımda sadece tava var. Bana iki kişinin doyabileceği yemek tarifi ver. Sadece 3 malzeme olsun diyelim mi? 2 malzeme. Sadece 2 malzeme, iddialı. Evet, gönderiyorum. Şöyle alalım. Eğer isterseniz şöyle de bir şey yapabilirim. Bir bina boyunda yemek tarifi. Patates ve yumurta kavurması dedik. Patates yumurtaya okey misin? Okey. Hadi gel yapalım. Gidiyorum hocam. Yumurtalı patates için yeter mi? Ne aldın mesela? Patates, yumurta ama gerisi mutfak malzemesi. Yağ almadım ya. Tutsana 2 dakika, geliyorum hemen. Evet dostlar, geldik başladığımız yere. Şimdi yemek yapma aşamasına geçiyoruz. Malzemelerimizi aldık, her şeyi hazırladık. Bu sırada powerbankleri şarja koyduk ve aynı zamanda Vision Pro'da gözümdeyken gözümde şarj etmeye çalıştık elden geldiğince. Şöyle bir saate bakalım toplam ne kadar süredir bizde. Saat 10.40 geçiyor, 1'de başlamıştık. Yani yaklaşık 9 saat 40 dakikadır benim gözümde bu gözlük arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum ve servise doğru geçiyorum. Malzemeler derken malzemeler böyle. Şimdi başlayalım. Yumurtalarımız var abi, onları dolaba attım. Ben şöyle 4 tane gider hocam. Biz ne unutmuşuz biliyor musun? Tuz almayı unutmuşuz. Artık başımıza ne geliyorsa çekeceğiz hocam. Başlıyorum. Önce güzelce bir yıkayalım değil mi? Bunu da şöyle alalım. Lan Vision Pro ile o kadar yemek yapan insan videosu var internette. Hiçbiri patates soydu mu merak ediyorum ya. Ben patatesin yarısı kabuk olarak. Göremiyorum ki. Demek ki buna yemek yapma işi yalanmış hocam. Böyle tonla video var. Bak ne efendim, tarif videosu izliyormuşsun falanmış filanmış. Şimdi patatesli yumurtanın tarifini yapay zekadan aldık ama sonuçta patatesli yumurta tarifi için de video izleyecek değiliz değil mi yani? Koyalım şöyle. İşte millet şuralara videolar açıyor falan filan. Gerek yok. Hemen şuradan çıkıyorum hocam, sağa dönüyorum. İzmir'in en köklü restoranlarından biri orada. Ben bu yemek macerası orada bitecek gibi hissediyorum ama hadi hayırlısı yani. Sanki oldu gibi ha. Oh, ustam şifa yapıyor. Webtekno şifa. Nasıl? Okey. Bak şimdi. Bak Vision Pro'nun büyüsüne bak. Gördüğünüz gibi Vision Pro ile bir saniyede patates soydum. Gelelim en sevdiğim kısma. Yani doğramaya. Şimdi şöyle yapacağım. Ocağı açıyorum. Önceden ısınsın. Göremiyorum bu arada. Bu değil mi? Heh. Şöyle koyalım. Tavamızı ısınırken ben patatesleri doğrayayım. Böyle geçiş Marvel'da yok bak. Görüyor musun? Patatesler nasıl hemen doğrandı. Yayın patates doğrarsa Vision Pro'yla. Bunu ben yiyeceğim. Neyse, şimdi biz bir zamanlayıcı koyalım. Bakalım 10 dakikaya pişecek mi? Zamanlayıcı kartını alıyorum. Şöyle koyuyorum. Gelmişken de bir iki çevireyim. Evet, burada 10 dakikalık sürenin dolduğunu görüyoruz. Bu arada beklentimden iyiyim Ami. Yani bir yüzey pişmiş olabilir. Pişmemiş de işte.
10 dakikayı biraz geçtik. Aşağı yukarı 12-13 dakikada patatesler neredeyse yumurta kırma kıvamına geldi arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir yiyelim, tüketelim. Uygulamaları denerken görüşürüz. Evet, döndük koltuğa dostlar. Artık bu saatten sonra Vision Pro'nun daha kişisel deneyimine gireceğim. Film izleme deneyimiyle başlayacağız. Vision Pro'nun içerisinde yükleyebileceğiniz çoğu film dizi uygulaması ekran kaydı yapmaya izin vermediği için ben bu deneyimi olabildiğince YouTube üzerinden anlatmaya çalışacağım ki zaten çoğu film dizi uygulaması da YouTube'un arayüzüne benzer bir şekilde deneyim sunuyor. Burada normal televizyonu görüyoruz. Evet, bir tarafımda normal televizyonla yaşadığım film deneyimi var. Bir tarafında da Vision Pro'da Safari'den ulaştığım YouTube'un maksimum ekran büyüklüğüyle gördüğünüz film deneyimi var dostlar. Genel olarak zaten çoğu film uygulamasında deneyimin buna yakın olduğunu anlatmıştım size. Bütün gün boyunca böyle bizim gibi yoğun kullanım yapmazsanız eve gelince tek başınıza film izlemek için inanılmaz iyi bir cihaz. Çünkü içerisinde Spatial Audio denen, yani bu uzamsal ses teknolojisi de yer aldığı için ben ekrana nereden bakarsam bakayım ekranın bana olan konumuna göre ses o kaynaktan bana gelecek. Yani solumu döndüğümde soldan gelecek, sağımı döndüğümde sağdan gelecek. Zaten bu tip deneyimleri biz kutu açılışı videosunda ya da Melih'in deneyimlediği videoda size aktarmıştık. Şimdi hızlıca uygulamalara geçelim. Az önce çok güzel uygulamalar keşfettim. Size biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Evet, geldik uygulamalar bölümüne. Normalde Vision Pro'yu ilk açtığınız zaman Türkiye'de eğer kullanıyorsanız göreceğiniz maksimum uygulama sayısı bu. Ama eğer Apple Amerika hesabı açarsanız Apple Store'a erişebiliyorsunuz şu an yaptığım gibi. Ben bunu çözerken bayağı bir sorun yaşadım arkadaşlar. Yani Vision Pro üzerinden hesap oluşturunca bu sorun çözüldü. Apple Amerika hesabı olarak giriş yapabildim. Ücretli uygulamaları, Arcade gibi oyun kütüphanelerine erişim yapamıyorum. Çünkü bunlar bildiğiniz gibi ücretli alanlar ve uygulama içi harcamalar ya da ücretli uygulama satın alımlarında Amerika'ya bağlı bir kredi kartı olması gerektiği için bunu yapamıyorum şu an için. Hızlıca bir Play Store'a genel olarak göz atalım burada. Önce Vision Pro'ya özel olarak geliştirilmiş ve bu cihazın bütün nimetlerinden faydalanması için tasarlanmış uygulamalar ön planda. Sağlık uygulamaları var. Şimdi Vision Pro'yu sağlık için nasıl kullanabiliriz? Bu bence biraz çelişkili bir konu. Çünkü çok sağlıklı bir ürün olduğunu söyleyemem. Sağlık uygulaması en fazla meditasyon uygulamaları şeklinde olacaktır. Apple Store deneyimi genel olarak böyle. Uygulamaların ücretlerini bu arada görüyorsunuz. Oyunlar ve uygulamalar çoğu abonelikle satın alabileceğiniz şeyler. Arki uygulaması da size evinizi tasarlama imkanı sunan bir uygulama. Gördüğünüz gibi birbirinden ilginç tasarımlar, oda tasarımları, bahçe tasarımları yapabiliyorsunuz. Bir diğer uygulama Art Authority Museum adındaki bu uygulama. Bir sanal gerçeklik ortamında bir müzenin içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi etrafında birden fazla eser var. Gördüğüm en ilginç ve Apple Vision Pro'nun belki de en çok reklamını yaptığı, Apple tarafından reklamı yapılan uygulama bu DJ Pro uygulaması. İsterseniz Apple Müzik üzerinden, isterseniz hemen şuradan göstereyim. DJ'in uygulamanın kendi kütüphanesinde seçiliyor olan birkaç tane şarkıdan seçerek sunuyor. Şarkıyı da aynı anda başlattıktan sonra arasındaki dengeyi böyle ayarlayıp çalma hızını ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki. Bu dışarıdan oldukça tuhaf gözüküyor olabilir. Vision Pro'nun nimetlerinden faydalanan hazırlanmış ortamlar var. Tabii bunları kullanmanız için uygulamanın Pro sürümünü satın almanız gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Ücretsiz uygulamalarla devam ediyoruz. Insight Heart adındaki bu uygulamanın temel olayı şu. Tıp eğitiminde ya da benzeri böyle hakimiyet kazanmak isteyen insanların da kullanabileceği bir uygulama. Karşımızda gördüğümüz bu kalp modeli birebir insan kalbinin nasıl çalıştığını gösteren bir kalp modeli aslında. Kalbe kan giriş çıkışın nasıl yapıldığını, hangi tempoda yapıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bence oldukça başarılı uygulama. Aslında bu da eğitim uygulaması ama size ayrıca açıklamak istedim durumunu. Evet, Mars'a gönderilen Perseverance uzay aracının kendisi bu. Birebir boyutlarıyla görüyoruz şu anda. Sağ ön lastiği Mars üzerinde kaydedilmiş resimlerine bakabiliyorum. Üretim aşamalarında o lastiğe dair çekilen gerçek fotoğraflara bakabiliyorum. Geçelim diğer uygulamaya. Diğer uygulama biraz daha eğlenceli. What If uygulaması Disney Plus'ta yayınlanan bir Marvel dizisi arkadaşlar. Bir animasyon. Can turn enemies into allies.
Of course, you'll need something to channel all that power. And I know just the one who can help. What If dizisinin ana karakteri ve Doctor Strange filmlerinden tanıdığımız Wong karakteriyle beraber aynı ortamdayız. Ve ortamda hikaye gereği biz üçüncü karakteriz ve birlikte diyaloğa geçmek üzereyiz. Give me 5 minutes. Let's go, first year. Gidelim hocam, peki. Good. Now we're alone. Now, defend yourself. Good. You can do better. Again. Good. Let's see if you can handle this. Impressive. Well done. Now move the book to the bookcase. Good. Now shelve the other books. Impressive. Welcome to the circus. Genel olarak sana gerçeklik gözlükleri arasında kullandığım en iyi uygulamalardan bir tanesi, çünkü bütün el hareketlerini bir eğlence ortamına aktarmayı başarıyor. Artık günün sonuna geliyoruz. Günaydın. Tekrar günaydın. İzmir'in güzel kedileriyle fuara giriş yaptık dostlar. Açıkçası Vision Pro gibi teknolojik bir ürün sürekli gözünüzdeyken hareket etmek ve normal yaşamsal faaliyetleri sürdürmek tabii ki zor. Şu anda saat 8.35 ve gözlüğü dün saat öğlen 1'de taktım gözüme. Toplam kaç saat yapıyor? Gece 1'e kadar 12 saat, sabah 8'e kadar artı 7 saat 19 saat. 5-6 saatlik daha yolculuğum var. Ben bu vesileyle gözlüğü en rahat kullandığım anın uyku anı olduğundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki de gece uyumakta zorlandım. İşte gözümde 1 kiloluk bir gözlük. Gün içinde yaptığımız çekimlerin verdiği yorgunlukla, insan yorgun olunca zor uyur ya. Benzer bir şey yaşadım. Ama neyse ki gözün içindeki uygulamalardan bir tanesi 15 dakikada benim fişimi çekti. Yani burada söyleyebileceğim pek bir şey yok uyku anına dair. Sadece hayatımda uyuduğum en tuhaf uykulardan birisiydi bu. Çünkü gün boyunca bu gözlüğü gözümde taşımış olmanın bilinçaltıma verdiği birkaç şeyle çok tuhaf rüyalar gördüğümü hatırlıyorum. Ama rüyaların içeriğine dair net bir şey tarif edemiyorum size. Bir tanesinde sanıyorum sadece ellerim vardı, ayaklarımı göremiyordum ve bu şekilde tuhaf bir arazide koşturmaya çalışıyordum. Bu sanıyorum fazla oyun oynayınca da yaşanan bir şey ama Vision Pro'nun böyle ufak tefek yan etkileri oldu. Genel anlamda 5-6 saatlik uykunun tamamı boyunca da oldukça rahattım dostlar. Açıkçası Vision Pro'nun diğer sanal gerçeklik gözlüklerinde olduğu kadar çok fazla denge hissi kaybına, işte mide rahatsızlıklarına sebep olduğunu ben deneyimlemedim dostlar. Bu tabii ki gün içerisinde sık sık şu anda yaptığım gibi kendi görüş açımı, yani gerçek hayatta ne gördüğümü görmemi sağlayan vizörlerin bana görüntü aktarması olabilir. Yani aslında ben bütün gün boyunca 24 saat boyunca kafamda bir dalgıç gözlüğüyle dolaşıyorum. Bu hissi yaşıyorum ama bu dalgıç gözlüğü bana aynı zamanda M2 çipli bir bilgisayar kontrol etme yeteneği kazandırdığı için ara sıra yaşadığım o işte mesela feribottan inerken yaşadığım ya da nasıl söyleyeyim uzun süre yürüdükten sonra oturunca yaşadığım hafif bir baş dönmesi ve çok ufak ufak mide sancıları dışında ciddi bir sağlık problemi de yaşamadığımı söylemem gerekiyor. Spora biraz ara verip ayakkabılara bakmak istedim. Beymen.com'dan Golden, Goose, Veja, Adidas, Outre gibi birçok farklı markanın ürünlerine ulaşabilirsiniz dostlar. Burada benim tavsiyem ise tam bir fiyat performans ürünü olan Adidas Osvigo. Şimdi yavaş yavaş spor turunu kapatıp Mami'nin yanına doğru gideceğim. Ufaktan bir kahvaltı edeceğiz ve videonun kapanışına doğru birlikte geçeceğiz dostlar. Evet dostlar, kahvaltımızı falan ettik ama bilin bakalım ben kahvaltıdan bu yana yaklaşık 1,5 saattir neyle uğraşıyorum? Çektiğimiz dosyaları aktarmakla uğraşıyorum. Normalde Apple'ın cihazları arasında çok hızlı olduğuyla bildiğimiz AirDrop özelliği ne yazık ki Vision Pro ve diğer cihazlar arasında çok da hızlı çalışmıyor. Biliyorsunuz bunu dün de deneyimlemiştik. Şu an bu vakti geçirirken size birkaç konudan da bahsetmek istedim. Hem genel bir videoyu toparlamış olalım. 24 saate yaklaştığım bu deneyim boyunca gördüm ki Vision Pro hem olmuş hem de olmamış bir ürün. Neden bahsediyorum? Teknik kapasite açısından çok çok iyi. Ellerinizle, kollarınızla, bütün hareketlerinizle kurduğu etkileşim
üst düzeyde. Ama bunun yanında çok ağır ve çok ciddi şarj problemleri yaşatan bir ürün. O yüzden bence bu videonun kahramanı gözümdeki gözlükten ziyade şurada kullandığımız bu powerbank oldu. Niye? Çünkü ben bütün gün boyunca bunun yanımda dolaştırdım. Kahvaltıya geldiğim andan itibaren bu powerbank sayesinde şarj etmeye devam ediyorum ve size bir durum güncellemesi yapmak istiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi bahsettiğim powerbank sayesinde neredeyse %10'a yaklaşan şarjımı geldiğimden beri %72'ye ulaştırmayı başardım. Yaklaşık 22 saati doldurduk. Son 2 saatimiz kaldı. Vision Pro'nun olmamış bir diğer yönü de kesinlikle çabuk biten bataryanın böyle taşınabilir ve bir kabloyla bağlı olması. Bu konuyu Meta çok daha ucuz gözlüklerinde çözdü. Hatta söz konusu Meta olmuşken ben şimdi Beyman'dan bir tane Meta Quest sipariş edeceğim dostlar. Bir sonraki videonun konusu da Meta Quest 3 ile Vision Pro'nun karşılaştırması olacak. Şöyle dönelim. Beyman mağazasına geliyoruz. Bu arada teknolojik ürünleri bol bol bulabileceğinizden bahsetmiştim Beyman mağazasında. Dönüp bir hızlıca bakış attığımızda 20 bin lira seviyesine kadar indirime giren PlayStation 5 Slim görüyoruz. Diğer teknolojik ürünleri hem popüler markaların hem de daha böyle özel sürüm markaların teknolojik ürünlerini Beyman üzerinde bulabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Evet, şu an Meta Quest için güncel fiyatının ben Beyman'da 32.640 lira civarında olduğunu görüyorum. Şimdi bu gözlük kafamdaki gözlükten 6'da 1, 7'de 1 çok daha uygun fiyatlı bir gözlük ve bu gözlükle yapabildiğiniz pek çok şeyi aslında Meta Quest 3'te de yapabiliyorsunuz. Tek eksiği elle hareketlerinizi algılatmak için ya da daha fazla seçeneklere ulaşmak için, daha özel arayüzleri kontrol etmek için iki elinizde de kontrolcü tutmak zorunda kalmanız. Ama bunun dışında aralarında ne farklar var? Teknolojik açıdan bize neler sunuyor? Bu karşılaştırma yapacağız. O yüzden sepetime ekliyorum. Sepete gidiyorum ve satın al butonuna tıklıyorum. Siz de bu tarz teknolojik ürünleri beyman.com'da bol bol bulabilirsiniz. Şimdi ben bu videoda size göstereceğimiz Vision Pro ekran kayıtlarını önümdeki MacBook'a aktarmaya devam ederken yavaş yavaş kapanışa doğru geçelim dostlar. Evet dostlar, geldik o beklenen ana. Gözlüğü kullanırken zaman zaman ağırlık sorunları yaşayıp buradan gevşetip ara ara sıkıp ufak tefek ağrı sorunlarımı çözmeye çalıştım. Genel anlamda çok büyük problemler de yaşamadım zaten. Saate bir bakalım. Vaktimiz gelmiş mi? Tam 13 şu an. Bir an önce bu gözlüğü çıkartmak istiyorum. Çünkü gerçekten gündelik hayatta nasıl bir deneyim yaşadığımızı, etrafı nasıl gördüğümüzü unuttum ve biraz da bunun değerini anladım diyebilirim size. Yavaşça yüzümle bütünleşmiş gibi hissediyorum ya. Hafif bir uyuşma ve göz kamaşmasından başka herhangi bir problemim yok gibi. Yani denge problemim de yok ama kesinlikle güneşte gözlerimi açmamalıyım. Böyle bir ürün kullandıktan sonra bunu anladım. Şu arkadaş olmasa ben bu gözlüğü bu kadar uzun süre kullanamazdım. Apple burada çok güzel bir işçilik yapmış gerçekten. Değişik bir malzemesi var. Terliyorsun, ediyorsun falan hemen kuruyor. Herhangi bir problem yaşamadım ama gerçekten anlama yaptığı baskı şu an acısını çıkartıyor. Yavaş yavaş kendime geliyorum ya. O kadar ciddi bir problem yok. Umarım video boyunca eğlenmiş ve bilgi almışsınızdır bol bol bu ürün hakkında ya da yaşattığı deneyim hakkında. Biraz uç noktada farklı deneysel bir iş yapmak istedik. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorum yapıp videoyu beğenmeyi de unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenilerinizi de bizden eksik etmeyin. Görüşürüz dostlar. Gölgeleri mavi görüyorum. Normal bir şey mi? Olsun, kolay gelsin. Sağ olun. Yumurtalı patates dışında bir şey var mı? Bize abi birer çorba, mercimek, mercimek, birer tane de lahmacun abi. Avengers filminin finalinde dönerciye gidiyorlar ya. Biliyor musun? Biz 30'u alacaktık ya.